Biz niye Azerbaycan'da varız? Niye Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız? Dikkat edin. Ne deniyor? Minsk üçlüsü. Kimdir Minsk üçlüsü? Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldılar? Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ve Ermenistan'a, Ermenilere her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. Ve değerli kardeşlerim, bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal, daha tabii ne olabilir? 30 yıldır Amerika, Rusya, Fransa kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler ve Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Şimdi de Azeri kardeşlerimiz işte işgal altındaki bu topraklarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlar. Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermenilerden alacaklar ve kurtaracaklar. Ve duadayız. İnşallah bunu da başarıyla götürsünler diyorum. Libya aynı şekilde. Orada da bakıyorsunuz Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Ve bu paralı askerlerle Libya'da Libyalı kardeşlerimize ve darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar? Sizin oralarda ne işiniz var? Biz zulüm neredeyse oradayız. Diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var? 911 kilometre bizim sınırımız var. 911 kilometre sınırımızın olduğu yerde böyle bir işgal varsa biz bu işgalden oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Ve sınırlarımızı güvence altına almayacak mıyız? Bu niye birilerini rahatsız ediyor? Kusura bakmasınlar. Orada da varız ve olacağız. Amerika'nın 24 tane üssü var Suriye'de. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Öbür taraftan 3000'i aşkın tır, silah, mühimmat, araç gereç getiriyor Amerika buraya. Hayırdır? Ne işin var burada? Bunları neyle izah edeceksiniz? Ama dünya, Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Dikkat edin. Ateşkes ilan edildi bu gece. Ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Ve tekrar saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman Türkiye'ye bak ya, hiç de sessiz durmuyor diyorlar. Durmayacağız. Biz hakkın ve aklının yanında yer alacağız. Kardeşlerim, coğrafyamızda her nerede mezhepçilik veya köken farklılığı adına gerilim, çekişme, çatışma ortaya çıkmışsa kaybeden sadece Müslümanlar olmuştur. Ağıtlar hep Türkçe, Kürtçe, Arapça yakılmış, zafer çığlıkları ise hep başkalarının dillerinde yükselmiştir. Ölenin de, öldürenin de bu toprakların insanları olduğu bir yerde kazananlar başka coğrafyalardan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazımdır. Şırnak'ın bir tarafı Irak, bir tarafı Suriye. Her iki tarafta yaşayanlar da hangi kökene, hangi inanca, hangi mezhebe, hangi meşrebe sahip olurlarsa olsunlar,
bizim binlerce yıllık kardeşlerimizdir. Maalesef her iki tarafta da istismarcı terör örgütlerinin, zalim rejimlerin veya mezhepçi fanatiklerin yol açtığı acılar yaşanıyor. Terör örgütleri lafa geldiğinde sizin tüm hassasiyetlerinizi, tüm hayallerinizi istismar ederler. Ama gerçekte bu örgütlerin her biri coğrafyamızla da, inancımızla da, kültürümüzle de ilgisi olmayan, sadece kendi çıkarları ve hesapları için burada bulunan ülkeler için çalışıyor. Canı yanan biziz. Kanı dökülen biziz. Evlat acısı çeken biziz. Ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıkla nasıl göz yumabiliriz?